Üretim yapmak önemli elbet, ancak çevreci üretim anlayışını benimsemek daha da önemli. Yeni yatırımlarla kapasitesini artıran, hedef pazarı her geçen gün geliştiren ve seramik sektöründe gücüne güç katan Umpaş Holding iştirakı Seranova Seramik, ağaçlandırma çalışmalarını önemsiyor, atık ısı geri kazanım sistemiyle enerji tasarrufu sağlıyor, geri dönüşüm süreçlerini etkin kullanıyor. Kurumun çevre ve enerji anlayışını Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Alper anlatıyor. Ve battaniye üretimi yanı sıra tekstil telifi geri dönüşümünde ilk akla gelen şehir olan Uşak'ın ekonomisinde seramiğin önemi ayrı. 1990'larda ortaklık kültüründen doğan Umpaş Holding iştirakı Seranova Seramik, 2014'te halka arza kadar uzanıp borsada işlem gören bir yapıya kavuşuyor. Uşak ekonomisi ve ihracatında ciddi bir paya sahip olan kurumun yola çıkış hikayesini ve mevcut potansiyelini Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Alper anlatıyor. 1997, hatta 95'te diyebiliriz buna, senelerinde ortaklık kültürünün daha Türkiye'de yeni yeşermeye başladığı dönemlerde birikimlerini bir araya getiren küçük ortaklar böyle bir yapı oluşturmuşlar. Bu yapı tabii ki aslında belki başlangıçta çok güzel niyetlerle kurulmuş olmasına rağmen zaman içerisinde sıkıntılı günler geçirmemiş değil. Bu yapıyla beraber sermaye birleşimi yatırımlara dönüşmüş. Hakikaten birçok insanı, bizim grubumuzda 600'e yakın insan çalışıyor şu anda. Beraberce bu iş yürüyor. Birçok insanın ekmek yediği birer sanayi tesisleri haline gelmiş. Dolayısıyla Seranova Seramik'te yine bu insanların küçük birikimleriyle bir araya getirdikleri güzel işletmelerden bir tanesi. Tabii ki bu sürecin içerisinde en önemli şey şuydu: bu şirketler büyüyecekler, gelişecekler ve dolayısıyla da o işte kurucu ortaklarına, o işe emek sarf etmiş, paralarını koymuş insanlara mutlak suretle bir gelir kaynağı da olması en önemli istekleriydi. Belki zannediyorum ben çok önemli bir müjdeyi de verebilirim bu arada sizin vesilenizle. 15 yıl gibi bir süre sonra ilk defa bu sene bir temettü dağıtacak Umpaş Holding. Kendi bağlı olduğu iştiraki olan şirketleri de, onların elde edilmiş karları da üzerine eklenmek sureti ortaya çıkan holding karından ciddi olarak bir kar payını ortaklarıyla paylaşacak. 2012 yatırımlar için milat oluyor. Üretimde nanoteknoloji yanı sıra dijital teknolojiyle polisaj teknolojisi üretimde kaliteyi yükseltirken dayanıklılığı da artırıyor. Yaklaşık 6-7 milyon euroluk yatırım yapmak suretiyle bugünlere geldik. Yaptığımız yatırımlarla belki özellikle seramik pazarı içerisinde yerimiz çok alt sıralarda olmasına rağmen ilk 10 tane şirketin arasında yer alıyoruz şu anda. Hedefimizi çok daha yüksek tutuyoruz. İleriki tarihlerde mutlak suretle yeni yatırımlarla seramik sektöründe çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi de biliyoruz zaten. Bu noktada hem isim değişikliği hem de konsept değişikliği, ürünlerin çok daha kaliteli ve katma değer üreten ürünler olması, hijyen ve sağlığa uygun ürünler üretilmesi, nanoteknoloji dediğimiz özel teknolojinin kullanılması, dijital teknoloji dediğimiz özel baskı teknolojinin kullanılması sayesinde sektördeki yerini bir hayli üst noktalara çekmiştir. Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde 600 dönüm arazi üzerine kurulu üretim tesislerinde 600 kişi istihdam ediliyor. Yer, duvar karosu ve porselen, seramiğin yıldızı anlamına gelen markanın 3 ana üretim kalemini teşkil ediyor. Özellikle yer karosu, duvar karosu ve porselen üretimi yapıyor. Porselende bir hayli iddialıyız. Ürünlerimizin bu konudaki değişiminin yanı sıra bir de ayrıca tabii kaliteden taviz vermemiz bizim için çok çok önemli. Biz hiçbir zaman kaliteden taviz vermeyen, müşteri şikayeti minimum olan firmalardan bir tanesiyiz. Bu konuda çok dikkatliyiz. Ama bunun da faydasını nerede görüyoruz derseniz, gerek iç pazarda gerek yurt dışı pazarlarda etkili olduğunu hep beraber görüyoruz tabii ki. Dünya porselen pazarında Türkiye hızlı bir yükseliş içinde diyen Hilmi Alper, burada etkin bir sorumluluk üstlendiklerini dile getiriyor. Porselen üretiminde dünyada en çok etkili olan ve isim sahibi olan İtalyanlardır. İtalyanların akabinde mutlak surette İspanyollar ve Çinliler bu konuda çok başarılı. Ama Türkiye artık, hakikaten bu konuda çok ciddi mesafe kat etti. Türkiye'de de çok ciddi firmalarımız var ve bu konudaki o tecrübeli firmaların içerisinde bizim de yer alma noktasındaki gayretlerimiz neticesini veriyor. Özellikle 2014 yılının başından bu yana yaptığımız bu yatırımların meyvelerini toplamaya başladık. Porselenin son dönemde yıldızı parladı. Bunun sebeplerini ve porselenin sağladığı avantajları da merak ediyoruz. Görsellik açısından son derece özel bir takım desenleri üzerine basabilme şansınız var. Bugün mermerin çok pahalı olması ve doğadan çıkan mermerin zaman içerisinde aşınma oranının çok yüksek olması, parlaklığını zaman içerisinde kaybetmesi insanları porselene yöneltiyor. Bugün mermer desenli porselen ürünler piyasada çok tercih edilen ürünlerdir ve üstelik de hiçbir zaman aşınma imkanı olmayan ürünlerdir. Yani bizim özellikle ürettiğimiz ürünlerin üzerindeki parlaklık kaybolması çok zor bir olaydır. Üzerine attığımız nanoteknolojiyle onun lekelenmesini de ortadan kaldırıyoruz. Dolayısıyla mermerden çok daha uzun ömürlü fakat çok daha dayanımlı, mukavemetli bir yapıyı böylece sunuyoruz. Tabii ki rakamsal anlamda da hiçbir zaman mermer kadar pahalı da değil tabii ki seramik. Bu noktada tercih sebebi biraz buradan kaynaklanıyor. Sıfır hata prensibiyle kaliteden ödün vermeden gerçekleştirilen üretim TSE'nin çift yıldızıyla taçlanıyor. Türk Standartları Enstitüsü bu konuda çift yıldızı bize 3 kategoride birden verdi. Önemli olan nokta burası zaten. Hem yer karosu, hem duvar karosu, hem de porselende 3 kategoride yıldız alan tek firmayız biz bu konuda, çift yıldız alan. Bu Türk standartlarının koymuş olduğu standart kalitelerini birkaç kat daha yukarıya taşımış olmamızdan geliyor. Biz kendi standartlarımızı belirlediğimizde Türk standartlarının minimum şartlarda olması gereken değerlerini %100 yukarıya taşıdık. Hata oranının minimum olduğu ve çok da son derece standartlara uygun ürün ürettiğimizi fark etti ve bu noktada da bize ekstradan bir çift yıldız vermek suretiyle kalitemizin çok daha üst düzeyde olduğunu ispatlamış oldu böylece. Yıllık 12 milyon metrekare üretim potansiyelinin 3'te 2'si iç, 3'te 1'i dış pazarda alıcılarla buluşuyor. Türkiye genelinde 61 bayiyle hizmet vermekle birlikte sayıyı artırmak adına yapılanma sürüyor. Yıllık 12 milyon metrekare üretimimiz var. Günlük 30-32 bin metrekare civarında üretim hacmimiz var. Her gün buradan yaklaşık 20-25 kamyon veya tır yüklenerek sevkiyata gidiyor. Bunların içerisinde üretimimizin yaklaşık 3'te 1'i ihracata giden, 3'te 2'si iç pazarda satılan tarzda. İç pazarda 61 tane bayiye sahibiz. Biz onlara bayi de demiyoruz artık, iş ortağımız diyoruz. Hakikaten bu konuda yeni showroomlarla, bayi yapısıyla, iş ortağı yapısıyla Seranova ciddi bir noktaya geldi. Üretim yapmak önemli elbet, ancak çevreci üretim anlayışını benimsemek daha da önemli. Yeni yatırımlarla üretim kapasitesini artıran, hedef pazarı her geçen gün genişleten, sektörde gücüne güç katan firma acaba çevre ve geri dönüşüm konusunda nasıl bir yaklaşım içinde? Seramik sektörü dikkat edildiğinde sanki çevreyi kirleten bir unsur olarak görünen, fakat gerçekte öyle olmadığı da bilinmesi gereken bir husus. Seramik sektöründe topraktır ana ham madde. Biraz belki çevrede toz oluşumu söz konusu olabilir ancak çevreyi kirletecek bir kimyasal atığı söz konusu değildir seramik sektörünün. Ama biz buna rağmen o tozun yine ortadan kalkması amaçlı öncelikle çevrede ağaçlandırma ve yeşillendirme çok önemliydi bizim için. Fabrika sahamızın 3 tarafını ana yola bakan cephemiz hariç binlerce ağaç dikerek yeşillendirdik ve onlar zaman içerisinde büyüdüğünde bu tozun çevreye yayılmasının büyük ölçüde önüne geçecektir. Bu noktadan başlayarak baktığımızda geri dönüşümde 2-3 tane unsur da bize çok ciddi katkı sağlıyor. Bunlardan bir tanesi atıklarımızın geri dönüşümde kullanımını sağladık. Yani hem bisküvi dediğimiz ham atıkların hem de pişirilmiş sonradan çıkan ıskarta ya da atık malzeme dediğimiz kırık malzemeyi yine biz kırıcıdan geçirip tekrar üretimin içerisine sokarak onların da yine yığılıp dağlar şeklinde dönmesini de engelliyoruz bu arada. Bu çok önemli bir geri dönüşüm. Çevre ve geri dönüşüm enerjiyle birlikte alındığında önemi daha da pekişiyor. Zira enerjide dışa bağımlı ülkemizde işletmelerin rekabet gücünü kısıtlayan en önemli faktör enerji oluyor. Bu konuda da ciddi adımlar atıldığını öğreniyoruz Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Alper'den. Biz yaklaşık aylık 2 milyonla 2,5 milyon lira arasında doğalgaz bedeli ödeyen bir firmayız. Yaklaşık 700 bin lira civarında da elektrik bedeli ödüyoruz. Tabii ki bu doğalgaz bedelinin çok yüksek olması, yani toplam maliyetimizde elektrikle beraber doğalgazın maliyeti %40'lar civarında. Bu maliyetin aşağı çekilebilmesi de bizim için pazardaki rekabet şartlarımızı iyileştirme açısından da çok önemli. Oradan elde edeceğimiz her türlü kuruş bizim pazardaki elimizi güçlendiren unsur haline geliyor. Biz bu noktada bacamızdan çıkan sıcak buharı ve fırınlarımızdaki sıcak havayı tekrar geri dönüşümde aynı otomobillerdeki turbo motor tarzında alarak o sıcak havayı içeriye emiş yapıp spray dryer dediğimiz kurutucular ve ön kurutucu dediğimiz evalarda tekrar kullanmak suretiyle toplamda baş fabrikadaki 5 hatta %10 gibi bir tasarruf elde ediyoruz. Tabii ki bu yani 2 milyon lira gibi bir fatura ödediğiniz bir üretim aşamasında ciddi bir rakamsal boyut getiriyor bize. Bu noktada yaptığımız yatırımın çok kısa sürede geri dönüşünü sağladık. Harcadığımız parayı çok kısa sürede geriye doğru aldığımızı gördük. Bunlar aslında Türkiye'nin küçük firmalarında düşünülen ve hatta uygulanan sistemler haline geliyor gitgide. Biz elektrikte de yine yeni çareler arıyoruz. Onunla alakalı da bir takım düşüncelerimiz var. Bir kojenerasyon düşünüyoruz. Ondan ilgili de arkadaşlarımız fizibilite hazırlıyorlar. Önümüzdeki süreç içerisinde elektriği de yine acaba nasıl daha uygun şartlarda elde ederizin hesaplarını yapıyoruz. Atıkların geri kazanımı, ağaçlandırma ve enerji tasarrufuna yönelik atık ısı geri kazanım sisteminin kullanılması, firmanın çevreci üretim anlayışını benimsediğinin en önemli göstergeleri oluyor. Bu anlayıştan taviz vermeden yeni yatırımlar gerçekleştirmek için de hedefler koyuluyor. 2016 yılında inşallah granit tesisimizin de faaliyete geçmesini sağlamayı düşünüyoruz. Yönetim kurulumuz bu konuda bir takım hazırlıkları yapıyor. Bununla ilgili ileriki tarihlerde çıkacak olan fizibilite raporları doğrultusunda granit tesisimizin de kurulmasını planlıyoruz. Granit tabii ki pazarda en çok tercih edilen ve çok kullanım sahası geniş kapsamlı olan bir ürün. Biz bu noktada fabrikamızın arazisinin de 600 dönüm olduğunu düşündüğümüzde yer konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece bu işle ilgili yatırımın nasıl bir yatırım olmasının teknik anlamda bugünkü teknolojiyle ilgili bir takım konuların belirlenmesi lazım. Hemen arkasından da bunlarla ilgili yatırım faaliyetinde yürümesi lazım. Onun için gelecekte inşallah eksiğimiz olan bu noktayı da tamamladıktan sonra herhalde çok daha büyüme hızımızın yüksek olduğu, çok daha böyle farklı ürünlerle sizin karşınıza çıkacağımız bir dönemi de yaşayacağız birlikte. Türkiye'nin müteşebbis ruha sahip şehirlerinden Uşak'ın sanayi yapılanmasındaki rolünü de konuşuyoruz. Uşak aslında hakikaten çok müteşebbis ruha sahip. Sanayici arkadaşlarımızla zaman zaman bir araya geldiğimizde bu ruhun hakikaten daha yürüdüğünü ve gerçekten canlı olduğunu görüyoruz. Türkiye'de maalesef yatırımcı her zaman için zor şartlarda çalışır. Yatırım yapmak zordur, işletmeci olmak ayrıca bir zordur. Dolayısıyla bu zor şartlara rağmen Anadolu aslanları diye ismini zikrettiğimiz bu insanlar hiç yılmamışlar. Türkiye'nin belki bugünkü ihracat hacmindeki yerlerine baktığımızda çok önemli yer ve konum almışlar. Hala daha bu mücadeleyi her şarta rağmen sürdürüyorlar. Dövizdeki bir takım yükselişler, faizlerdeki yükselişler dahi onları durduramıyor. Ama öyle zannediyorum ki geçtiğimiz zamanlarda bir toplantıda Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi'nin de söylediği bir önemli husus vardı. Türkiye artık mutlak surette inovatif ürünler üretmeli, Ar-Ge'ye çok daha önem vermeli. Dolayısıyla bizim fasonculuktan kurtulma dönemimiz çoktan geldi geçti. 2023 hedeflerini yakalamamızın da bence en önemli unsurlarından bir tanesi de bu aslında. Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Alper, yarına umutla yürüyen bir Türkiye hayali için Uşak sanayicisinin taleplerini dillendiriyor, destek ve istikrar mesajı vererek sözlerini noktalıyor. Uşak sanayicisi arkadaşların da gelecekle alakalı çok büyük hedefleri var olmasına rağmen bir tek şey isterler: destek ve istikrar. En önemli şey budur. Türkiye'nin istikrara çok büyük ihtiyacı var. Ekonomik istikrar çok doğru bir noktada yürüdüğü müddetçe bu insanlar hakikaten o hedefleri tutturmada hiçbir zaman umutsuz değiller. Çok umutlular, çok gayretliler ama bütün mesele o istikrarı sağlamak artı bir de sanayiciye daha fazla destek imkanı sağlamak. Özellikle biz seramik sektöründe 2-3 fabrikayız Uşak'ta. Enerji konusunda biliyorsunuz petrol fiyatları 40 dolara kadar düştü bir ara. Benzin ve mazotta bunlar belki indirime yansıdı ama hiçbir zaman doğalgazda böyle bir indirim olmadı. Biz gene mücadelemize devam ettik. Hiçbir zaman sızlanmadık, şikayet etmedik ama bu mücadeleyi inşallah sürdüren arkadaşlarımıza da, sanayici kardeşlerimize de devletimiz her zaman için sahip çıksın diye ümit ediyorum.